Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu da açıp çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size şu şekilde sıralı bir model yapımını anlatacağım. Modelimiz bu şekilde. Çok hoş ve çok zarif arkadaşlar. Ütüye de gidebilen gayet tiril tiril böyle bir model. Modelimiz iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. İlk önce bu yeşil kısmını, tabii tığ battılarını hazırlıyoruz yemenimizin. Sonra da bu sarı olan kirpiklerimizi yapıyoruz. Evet, modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tığ battılarını hazırladık ve sık iğnemizin içine girip bu şekilde herhangi bir sık iğneye girip tığ battığımızın içine sık iğne ile girip başlıyoruz. Burada da aynı şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile girdik arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. 1 2 zincir. Bir defa atladım. Hemen yandaki tığ battıya 2 2 olarak aldım. Buraya bir trabzan yaptım. 4 zincir çekiyorum. Ve yaptığım bu trabzanımın içine arkadaşlar kirpik olarak buraya kapattım. 2 zincir bu şekilde. İlk aramızdaki arkadaşlar bu tomurcuklu trabzanı yaptık. Şimdi çiçeğimiz için yuvasını hazırlayacağız. 1 2 3 zincir. Bir defa doluyorum. Bir tane tığ battı atlayıp İkinci tığ battığımın içine 1, 2, 2. Bu şekilde trabzan yaptım. Yanına bir tane daha arkadaşlar. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 2 tane trabzanım oldu. Şimdi bir tane tepesine sıkı sıkı zincir çekiyorum. İpimi uzatıp şöyle orta boy bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi yine bu trabzanımın tepesine kapatıyorum. Evet, örümceğimizi buraya kapattık, trabzanımızın tepesine. Bir defa doluyorum. Aynı tığ battığının içine 1 2 2 alarak trabzan yaptım. Yine bir defa dolayıp 1 2 2. Kenarda 2 tane trabzan, tepesinde bir tane örümcek. Tekrar yanına 2 tane trabzan yaptım. Çiçeğimin yuvası hazır arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektim. Yine yanından bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battımın içine bu 3 zincirimi sık iğne ile buraya kapatıyorum. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde yuvamız hazır. Tekrar arasındaki arkadaşlar suyu vermek için 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 1 2, 3 ve 4 zincir. Bu da tomurcuğumuz. Tekrar 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve yandaki tığ battıya bir sonraki yani tığ battının içine sık iğne ile bu 2 zincirimi kapattım. Bu şekilde bir tane yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapalım. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir defa tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki tığ battıdan bir tane atlayıp ikinci tığ battımın içine 1 2 2 3 seferde aldığım bir trabzan. Bir defa doladım. Hemen yanına 1 2 2 2 tane 3 seferde aldığım trabzanı yaptık. Bir zincir çekiyorum ve şöyle orta boy ipimi uzatarak bir örümcek yapıyorum. Hemen trabzanımın tepesini arkadaşlar bu şekilde kapattım. Sık iğne yaptım. Yani örümceğimi buraya tepesine kapattım. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Bir defa doluyorum. Yuvaya girip 1, 2, 2. Bu şekilde buraya bir trabzan yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. Evet. 3 zincirimi bir tane atlayıp ikinci tığ battıma bu şekilde kapatıyorum. Yuvam hazır arkadaşlar. Çiçeğim için yuvam hazır. Şimdi arasına
İki zincir çekip bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım buraya. 2 zincir çektim. Hemen yandaki tığ battıma kapattım. Bu şekilde ara suyum da hazır. Evet. 2 tane yaptık beraber arkadaşlar. Yine bir tane daha yapalım. 3 zincir. Bir defa doluyorum. Hemen bakın arkadaşlar, yuvada bir tane atlıyoruz. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battıma 1, 2, 2. 3 sefer daldığım bir trabzan. Bir defa doladım. 1, 2, 2. Bu şekilde 2 tane trabzan yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. İpimi uzattım. Bu şekilde buraya bir örümcek yapıyorum. Ve trabzanımın tepesini arkadaşlar sık iğne ile bu örümceğimi kapattım. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Bir defa doluyorum. Tığ battımın içine girip 1, 2, 2. Bu şekilde trabzan yaptık. 3 zincir ve bir tane atlayıp ikinci tığ battımın içine kapattım bu şekilde. Evet. 1, 2. 2 zincir, bir defa doladım. Yine aynı şekilde arkadaşlar, yandaki tığ battıya girip 2, 2 aldım. Ara suyuna geçtik. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen tomurcuk olarak trabzanıma kapattım. 2 zincir çektim. Tığ battıya girdim. Bu şekilde kirpikli trabzanımı bitirdim. Bir zincirimi çekiyorum. İpimi koparttım bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şu ucuna da birazcık değelim ateşimizi. Ve umarım anlaşıldı alt kısmı arkadaşlar. Yani birinci sırası. Şimdi bu sarı kirpiklerinin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci sıramız için tomurcuğumuzun içine sık iğne ile girdik. İlk başlarken aynı şekilde tomurcuğumuzun içine sık iğne ile giriyoruz. Bir tane buraya bir zincir çekiyorum. Ve minicik şöyle bir ipimi uzatıp şuraya küçücük bir örümcek yapıyorum. İpinizi uzattığınız boyutta örümcek olacaktır arkadaşlar. O yüzden ipinizi uzatırken dikkat edin, ona göre küçük bir örümcek yapın. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane, bakın, örümcek yapıp batmıştık buraya. 3 tane örümceğimizin telleri var. Normalde 3 tane olur. 1, 2, 3. Lakin bunları bu şekilde aldığımda, bakın şöyle bir göstereyim. Bu örümcek boyutum buna göre çok kısa. Bir de içine 5 tane bu kirpiği yaptığımı düşünün. O yüzden sizler için arkadaşlar şu şekilde bir taktik geliştirdim. Bu en öndeki bana bakan ilk örümceği çekiyorum. Bu şekilde daraltıyorum. Sonra bu arkadaki 3. örümcekle tutup ikisini eşitliyorum. Ortadaki örümceğim sıkılaşıyor, bakın, ortaya. Ve şimdi bir defa dolayıp örümceğimin içine giriyorum. 1, 2, 2 olarak buraya bir örümcek yapıyorum. Trabzan yapıyorum, pardon arkadaşlar. Tepesine 5 zincir. 5 zincirimi bu şekilde buraya kapattım. Bir tane kirpik yaptım. Bir defa doladım ve örümceğimin içine girip 1, 2, 2. Bu şekilde ikinci trabzan. Arasına gördüğünüz gibi trabzanlarımın zincir yok arkadaşlar. 5 zincir. 5 zincirimi kapattım bu şekilde. Bir defa doluyorum. Yaptığım örümceğimin içine girip 1, 2, 2. 3. trabzan. 5 zincir. Kapattım bu şekilde. 3. kirpik olarak. Bir defa doladım. 1, 2, 2. 3 seferde aldığım buraya bir trabzan yapıyorum. 5 zincir. Kapatıyorum trabzanımın içine. Bir defa doladım. 1, 2, 2. 5 zincir. Trabzanıma kapattım. Evet. İlk 5 zincirli trabzanımı, kirpikli trabzanımı yaptım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Şöyle hafif uzattım. Buraya küçük bir örümcek yapıyorum. İpi uzatmaya dikkat edin arkadaşlar. İpin boyunu ne kadar uzatırsanız o büyüklükte örümceğiniz olur.
Ona göre kısa tutun ve küçük bir örümcek yapın. Çünkü marullaşıyor. Marullaşmasın, bu şekilde kalıp gibi modeliniz olsun. Marullaşmasın diye arkadaşlar buradan bir tane de tığ battı atladık. Yine tekrar yapalım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Şöyle ipimi minicik bir uzatıp minicik de bir örümcek yapıyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar bize bakan ön kısmından çekip sonra bu da arka kısmındaki ortadakini çekmiyoruz. İkisini bir bu şekilde kolay arkadaşlar. Sadece ortadaki sıkışıyor. Kenardakiler bu şekilde yani 1 ve 3.'yü tutmuş oluyoruz. Bir defa doladım. Bu şekilde içine girip 1, 2, 2. Öbür türlü dediğim gibi çok kısa oluyor arkadaşlar. Çok büyük örümcek yapsan da bu küçük yandaki örümcekleri ve kirpikleri ayarlaması zor oluyor. Sizler için bu şekilde bu taktiği geliştirdim. Tekrar yapıma devam edelim arkadaşlar. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kirpiğimi kapattım. Bir defa doladım. Yaptığım bu örümceğimin içine giriyorum. 1, 2, 2. İkinci trabzanım. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Kapattım arkadaşlar kirpik olarak. Bir defa doluyorum. Yaptığım örümceğe girip 1, 2, 2. 3 seferde bir trabzan yapıyorum. 5 zincirimi kapattım buraya trabzanımın arasına. Bir defa doladım. 1, 2, 2. Bu şekilde. 5 zincir kapat trabzanımın arasına. 4 oldu. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 5. kirpiğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapatıyorum arkadaşlar. 5. kirpik olarak. Bir zincir çektim. Şöyle ipimi hafif uzattım. Buraya küçük bir örümcek yaptım. Örümceğimi buradaki 5 zincirimin içine kapatıyorum arkadaşlar sık iğne ile. Bu şekilde buraya. Evet, çok hoş oluyorlar arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Minicik bir örümcek yapıp gayet küçük bir minik örümcek yapıyorum. Yine iki telinden tutup çekiyorum arkadaşlar. Bir defa dolayıp ondan sonra içine giriyorum arkadaşlar. Unutmayın. İpi çekip sonra tekrar tığımızın başını dolama yapacağız. 5 zincir. 5 zincirimi kapattım buraya. Bir defa doladım. Yine bu örümceğime girip 5 tane kirpik yapacağız. 5 zincir. Girdim. Kirpiğimi kapattım. 1, 2, 2. 5 zincir. Kirpiğimi kapatıyorum. Bir defa doladım. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 4 oldu. 1, 2, 2. 5 zincir. Kapattım buraya. Bir zincir çektim. Şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Ve bu 5 zincirli yuvanın içine girip kapatıyorum. Bir zincir çekip küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceklerimiz gayet minik olsun. Bir defa doladım. Yine iki telinden tutuyorum arkadaşlar. Ortadaki tel sıkılaşıyor. Fırttırmadan. 1, 2, 2. Tekrar buraya 5 tane kirpik yapıyorum. 5 zincir kapattım bu şekilde. Bir defa doladım. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 3, 4 ve 5. 5 zincirimi çektim. Kirpiğimi kapattım. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Kapattım. Bir defa dolayıp 1, 2, 2.
5 tane kirpiği doldurduktan sonra arkadaşlar 2 4 oldu. 1 2 2 5 zincir. Evet, 5 tane kirpiği doldurduktan sonra işlemimiz bitiyor arkadaşlar. Bir zincir çekip buraya küçük bir örümcek yapıyorum ve buradaki tomurcuğumun içine girip sık iğne ile kapatıyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Örümcekleri gayet minik yapmanız, işte bu yüzden söyledim arkadaşlar. Marullaşma olmasın. Küçük örümceklerle rahat bir şekilde böyle birbirine geçiş yapılsın. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok zarif, tül gibi oldu desek yeri var. Çok hoş oldu. Umarım anlatımı işinize yarar bir anlatım olmuştur. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.